Bir kurbanın anatomisi. Buyursun. Tiyatro afişini görelim lütfen. Buyursun. Yeşim Ceren Bozoğlu. İşte bu çok güzel afiş. Evet. Gerçekten. Bayıldım. Evet. İşte budur. Çok güzel. İşte elmalar filan. Elma. Ne, evet. Ne oluyor kurbağa? Nedir? İşte, ya ben, senin tek kişilik oyunun. Benim tek kişilik oyunum. Hı. Bundan işte 3 sene önce Okan TED Talks diye bir işte bir oluşum var, bir event var biliyorsunuz. Orada beni de davet ettiler. Bir konuşma yaptım. O zamana kadar ki böyle bir yaşadığım büyük bir hayat kriziyle ilgili kendime çıkardığım dersleri anlatıyordum. Orada da ikinci maddelerden bir tane, ikinci veya üçüncü tam hatırlamıyorum. Bir tanesi şuydu, işte kurbağayı öptüğünde sadece bir kurbağa öpmüş oluyorsun, o prense dönüşmüyor, zorlama üzerinden anlatıyordum. Güzel. Sonra o böyle işte bu Z kuşağı tarafından TikTok'a düşmüş. Öğrencilerim aradı, hocam TikTok'tasınız falan, evladım ne diyorsun yavrucuğum, ne TikTok'u falan diyorum ben. Biz çünkü sadece adresi kapatmışız. Sonra baktık ki işte çocuklar böyle komik komik videolar çekiyor falan. O da kafamda dolanmaya başladı. Sonrasında da işte böyle çeşitli kurbağaları anlattığımız Adem'le Havva'dan başlayıp benim gibi Lilith soyundan gelenlerin neden ne kurbağa... Lilith. O Lilith. Lilith. İlk kadın. Havva'dan önce yaratılan ilk kadın. Adem'le aynı anda ve aynı şekilde yaratıldığı için kendisiyle Adem'in eşit olduğu görüşünde ben bayağı oyunun repliklerinden ekmek yiyorum şu anda. Spoiler tabii, tabii. Yani oldu. Sonra da tarihin karanlık sayfalarında şey gibi, sanki bir öcü gibi anlatılıyor şey ama işte aslında dünyaya iniyor ve yüzden fazla cin çocuğu oluyor ama Adem'i terk ediyor ve geri dönmüyor cennete. Dolayısıyla ben genelde bu anlamda hayatın içinde oradan var olan kadınlara Lilitler ve ejderhalar diyorum. Benim çetem, tayfam da genelde o ejderha ablalardan oluşuyor. Onların da bu hayattaki Tanrı'nın onlara verdiği cezanın kurbağalar olduğunu düşünüyorum. Ve o kurbağaların çeşitlerini anlatıyoruz işte oyunda. Kurnaz, vasat, cimri kurbağa, anasının kuzusu kurbağa, narsist kurbağa. Çok iyiymiş. Şöhret kurbağa. Çok iyiymiş. Bizde kabarede bizim çocuklarla konuştun mu? Bizde olacak mısın? Yani inşallah çok istiyoruz. Ben de çok istiyorum. Şey çok derler ya, kurbağa yok prens yaparsanız bir gün bir sinek için sizi terk eder. Allah daha beter şeyleri de yapıyor o kurbağalar bari. Siz de kanalınızda çok güzel anlatıyorsunuz ya. İnşallah. Özgür, evet, şimdi o zaman önümüzdeki Özgür'den. Elini ver Okan. Ha. Bütün bizim çocuklar seyrediyor şimdi. Önümüzdeki sene biz Allah izin verirse seneye Dada Kabare demeyiz. Bilemem. Adamlarla, benim adamlarla konuşman lazım. Tamam ama sen... O, ben okeyim. Ben tamam. Ben tamam. Bizim onlara da söyledim zaten. Kabaredeki kızlar da zaten okey. Beni de istiyorlar. Ha, onu da istiyorum. Tamam. Orada hep çok birlikte inşallah artık sanatoryum gibi. Ölüp gideriz. Sanatoryum gibi yaşlar olarak şey oturacağız. Bir dakika bak, şu çok önemli. Şimdi Dada Kabare'de sahneyi gördünüz mü bilmiyorum. Evet. Gitmeyen herkes gitmeli ve oyunları seyretmeli. İnanılmaz bir oyuncu ekibi var. İnanılmaz bir mekan yapmışsın. Çok teşekkür ederim. Benim gerçekten gözüm doldu. Sanki kasten söyletiyormuşum gibi oldu. Asla öyle bir şey yapmayacağımı biliyorsun. Çok teşekkür ederim. Çünkü hani günümüzde bu hani ülkenin konjüktürü falan gibi büyük ve abuk laflar etmek istemiyorum ama tiyatro salonu yapmak, orada o prodüksiyonları yapmak falan yani maddi manevi inanılmaz bir evet. emek. Ve gerçekten biz böyle oyun seyretmeye gittiğimizde böyle spotlara bakıyorum, ses düzeni falan. İşte abi o, helal olsun abi falan diye. Zaten o güzel. Küfrü durmuyor. Ya müthiş bir şey. Küfrü durmuyor. Evet bravo, ne böyle kadar güzel söyledin. Tamam evet. Tamam. Okan bir şey. Çok teşekkür ederim. Ben oyundan bahsettim. Ay bir şey söyleyeceğim. Evet ama. Bak başka bir şey söyleyeceğim. Müsaade et, rica söyle, ediyorum. Söyle istirham efendim. Ediyorum. Söyle efendim. Biz oyuna gittik Dada Kabare'de. Sonra bütün kabarenin oyuncuları... Kadıköy'de oynuyoruz biz şu anda Tiyatro Kılıçık'ta bir kurbanın anatomisini. Aynı şekilde bize geldiler. Şimdi şu dönemde herkesin bir sürü şeye canı sıkın, morali bozuk ya. Evet. İşte bu noktada o dayanışmanın da çok ve çok önemli ve çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü birbirimizi ayakta tutmak için o morali vermediğimiz takdirde herkes yer ile yeksan. Abi ne olacak bu ülkenin hali?
Ne olacak? İşte sen bir daha şarkı yapacaksın. Biz başka oyunlar yapacağız inşallah. Sen bir tane daha iş yapacaksın. Sen bir kitap daha. Sen başka yapılacak bir şey yok yani. Buradan bir yedili masa çıkacak gibi. Ya gerçekten. Resmen var ya. Beni karıştırmayın abi. Tamam, tiyatro fotoğrafları görelim. Beni karıştırmayın. Fotoğraflara bakıyoruz. Siz 19 Mayıs 1919 çünkü yani. Evet. Çalışacağız. Başka yolu yok. Güzel. Çok güzelmiş bu fotoğraf. Aman şekerim, kırmızı ruj da nasıl yakışıyor ya. Efendim bunun? Oyunda işte böyle. Evet. Havva, Lilith falan. Bir takım evet. Mememualar. Evet. Çok güzel. Subliminal mesajlar. Ma. Peki. Bir de evet. Küçük videomuz var oyundan. Onu da gör. Hemşire. Dengeli olmak başka bir şey. Daha ilişkinin ilk gününden ben onu yapamam. Ben onu edemem, soyum yok, ayamam. Benim küçük erkek abim kaydıyamaz bunu. Benim küçük erkek abim kaydıyamaz bu yüzeyi deyip. Vırak vırak hıçkıran tipleri bırak. Nerede vırak? Bravo, tamam, harikulade. Peki. Bu şey var mı? Ne? Turneye gidiyorsun, geliyorsun bir yerde. Ayarlarsan çıkacağız hocam biz. Onu da mı ben ayarlayacağım? Biz beceremiyoruz o işleri vallahi. Ama bu çok güzel. Tamam. İnşallah. Peki İnşallah. Ne? Aslında bir stand-up değil, bir tiyatro oyunu. Değil, tiyatro İkisini oyunu. Ayırmak lazım. Evet, tabii tabii, bayağı performatif bir şey. Evet, 50-50 iki perdeden oluşuyor. İşte şarkı söyle, 24 karakter oynuyorum. 2,5 kilo veriyorum her oyundan sonra. Oyuna çıkmadan önce. Bir de bu kilo önce, vermenize biraz daha mı kilo veriyorsun? Hayatım bayağı terden 2,5 kilo yani. Evet evet. O şey konserlerde size yapıyorlar ben... ya. Çıkıyorum, çocuklar böyle haldır uldur şeyi, biri havluyla kuruluyor, biri saçımı kurutuyor, biri elbiseyi kurutuyor falan. Yani işte o bir mücadele yaratmak ya kendine. Su atıyorsun tabii, aslında. Tabii tabii.